Böyle güzel bir ilgi için, böyle yoğun bir kalabalık için teşekkür ederim. Bu konserde emeği geçen herkesi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki buradasınız. Dionysos'un ve elbette sanatçıların şehri Teos oluyor son durak. Asırlık ölmez ağaçların içindeki antik kent fısıldıyor bizlere. İşte böyledir sanat. Bir zeytin ağacı gibi ölümsüz ve görkemli. Yolcu yeniden soruyor o an kendine. Bir gün yeniden zeytin verebilecek mi Teos? Bir gün yeniden uyanabilecek mi sanatçıların ruhu? Şehirden kovulan sanatçılara kucak açan Lebedos sesleniyor. Bu anahtar 12 yön kenti şehri adına verilen bir anahtar. Umarım bütün kapıları 12 yön kenti adına hepsini açar. Sağ olun. Yine anahtarı teslim almak üzere Söke Belediye Başkan Vekili Sayın Veli Devrim Yerli'yi buraya rica ediyoruz efendim. Bu anahtarı bu işin mimarı, en başındaki en özel insan Seferihisar Belediye Başkanımıza teslim etmek istiyorum. Tüm sanatçılar adına efendim. Sağ olun, var olun. Değerli misafirler, sevgili Seferihisarlılar, İyon Kentler Birliği projesi lansmanına hepiniz hoş geldiniz.
Bugün buradaki heyecanımı tarif etmem mümkün değil. Bazı çalışmalar vardır, geleceği şekillendirir. Bir kenti baştan yaratır. İşte İyon Kentler Birliği projesi de bizim gözümüzde böyle bir proje. Kültür, sanat odaklı bir çalışmanın lansmanını dünyadaki ilk sanatçılar birliğinin kurulduğu Teos'ta yapmak bizim için ayrıca farklı bir gurur. Proje ile Selçuk, Seferihisar, Çeşme, Foça, Urla, Menderes, Didim, Söke, Samos ve Sakız şehirlerinden oluşan İyon Yolu adında bir kültür turizmi destinasyonu oluşturup Türkiye turizminin içinde büyük bir yer almasını sağlamak hedefimiz. Bu sayede herkesin ayrı ayrı bildiği kentlerin arasında bir bağ olduğunu, tüm kentlerin aslında hepsinin bir hikayesinin olduğunu ortaya çıkarmak istedik. Projeyle bir diğer amacımız da Türkiye'deki kültür turizmini tüm dünyaya duyurulmasını sağlamak. Bu amaçla seneye ilkini gerçekleştireceğimiz uluslararası İyon Fest Festivali düzenleyeceğiz. Projeyle Ege'nin iki yakasını bir araya getireceğiz dediğimiz için rahatsız olanlar olmuş. Ülkeler arasında siyasi gerilimler olur. Fakat diplomasi bu yüzden vardır. Siyasetçinin en yüce amacı halkın refahını sağlamaktır. Tüm dünya artık savaştan bıkmış durumda. Herkes barış içinde yaşamak istiyor. Özellikle üzülerek izliyoruz. Hem Yunanistan hem Türkiye bu gerginliği sadece seçim odaklı kullanıyor. Biz istesek de istemesek de Ege'nin iki yakası bir. Ortak bir geçmişimiz var. Ortak bir tarihimiz var. Ortak bir kültürümüz var. Adalarda yaşayan insanlar da zaten aynı görüşte. Umuyoruz ki bu projeyle ortak tarihimizi ve değerlerimizin daha fazla farkına varabilir, bir arada yaşamanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlayabiliriz. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için emek veren tüm arkadaşlarıma, davetlerimizi kırmayıp gelen tüm konuklarımıza, siz değerli Seferihisarlılara ve elbette değerli sanatçımız Fazıl Say'a bizimle olduğu için çok çok teşekkür ederim. Bu yalnızca bir başlangıç. Çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Herkese keyifli bir akşam diliyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.